Geçen sene düzeleceğiz inşallah dedik. Öleceğiz inşallah. Buyur abi. Hani benim siyasetle işim yok ama böyle bakıyorum. Çok fena, çok kötü. Bu böyle olmamalı. Evet. Bakıyorum böyle çevreye, insanlara filan. O kadar kötü ki. Hani nerede? Çok güzel olacaktan her şey. Ama niye böyle oldu? Evet, belediyeler İlginç. Galiba yetersiz kaldı. Ama bu çok kötü bir durum. Şu evet. Hale bak, her taraf perişan. Aşağıdan E5'e bakın. Tamamen kilit. Vallahi abi çok yağıyor. Vallahi bir de sevindik. Bayağı yağıyor. Mutlu olduk abi. Daha son yıllarda öyle bir kar yağışı görmüş müydünüz yoksa? Yok abi, herhalde 2016-2017 senesinde vardı. Ondan sonra daha pek görmedim. Büyük çekmeceden beri yürüyerek geldim. Metrobüse kendimi zor attım. Allah'tan yollara çıktı metrobüs yolu. Ne diyeceksiniz? Çok yoğun bir yağış var galiba. Kesinlikle var. Bütün uyarılara rağmen yine biz dışarıdayız ve işimizdeyiz. Son yılan herhalde en yoğun yağışlardan birisi de şahit oluyor. Bereket olur inşallah diyelim. Evet, fakat insanlar bayağı zorlandı. Herhalde yolda kalanlar var. Neler diyeceksiniz? Şu an perişan haldeyiz. Perişan haldeyiz ama tadını çıkarıyoruz. Gayet güzel. Yani çok güzel. Yoğun bir kar yağışı galiba değil mi? Şöyle hazırlıksız mı yakalandık? Yok, günler öncesinden bildirdiler. Evet. Ona göre bilgimiz vardı zaten. Bekliyorduk. İşe gitmedik bugün. Evet. Ona göre. Yollarda durumlar nasıl? Yollar kilit. Kilit. Sefaköy rampasında çok kalan araç var. Aa. O yüzden şu anda şey yapamıyor. Trafik akışı yok. Evet. Oradan arkadaşlara konuştum şimdi de. Evet. Yani. Merhabalar. Öncelikle ben karı çok seviyorum. Karın olması benim için dünyadaki en güzel şeydir. Bu kadar. İzmit'ten geliyorum. Yollar kapalı. Yani E5 bile kapalı. Gidiş yok İzmit tarafına. Hmm. Evet. Maalesef her yer kapalı ve bu tarz Beylikdüzü'ne gidişte durmuş durumda. Yani yazık yani. Millete yazık. Yolda kalmışlar hepsi. Yani hiçbir şekilde yolları açmıyorlar zaten. Hani vallahi arabası olanlara yazık. Yolada durumlar nasıl? Yoğun bir kar yağışı var. Anlatmaya gerek yok abi, görüyorsun abi. Akşam merhabalar. Kendinizi dışarı atmışsınız. Neler diyeceksiniz? Sokaklar, caddelerde durumlar nasıl? Yoğun bir kar yağışı. Abi gördüğün gibi insanlar kendini sokağa atmış. Bence gereksiz bir sokağa atması. Biz çalışan adamız. Buradayız yani. Sen başka bir şey diyecek misin abi? İşimize gücümüze bakıyoruz abi. Durumlar nasıl sizin görebildiğiniz kadarıyla? Yollarda, sokaklarda? Abi, otobüsler hiçbir şey geçmiyor. Taksi falan yok. Evet. Hiçbir şey yok. İnsanlardan başka kimse geçmiyor. Sokakta gördüğünüz gibi sadece insan kalkamaz bile. Evet. Ne diyeceksiniz? Son yılların en yoğun kar yağışı mı? Sokak caddelerde durumlar nasıl? Neler diyeceksiniz? Berbat. Trafik hiç yürümüyor. Hiçbir yerde arabalar geçmiyor. Hiç olmasa ana arterleri tuzlasalardı bu sıkıntı olmazdı. Haftalardır haber veriyorlar, evet, değil mi? Evet, aynen. Maalesef beceremiyorlar. Abi İstanbul felç olmuş. Şu anda hiç kimse dışarı çıkmasın. Herkes evinde otursun. Bu soğukta, karakışta nereye gidiyorlar bunlar? Şu anda yollar hepsi bomboş. Bayağı kar düşmüş. Ama milletin araçları hep yollarda kalmış. Evet. Ve şu anda perişan vaziyette. İstanbul trafiği berbat. İmamoğlu'na sesleniyoruz buradan. Bu öngörülebilir kar yağışı neden önlemlerini almadı? Böyle bir rezillik İstanbul yaşamamalı. İstanbul halkına reva görülmemeli bu. Şu anda biz hangi yöndeyiz? Beylikdüzü istikametindeyiz biz. Şu an burası felç durumda. Yani İstanbul bu rezilliği hak etmiyor. İstanbul vatandaşı bunu hak etmiyor. Çünkü bu öngörülebilir bir şeydi ve Büyükşehir Belediye ana arterleri açmadı ve şu an tüm çalışanlar olarak çok mağdur durumdayız. Yani İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi ama her şey daha berbat etti. Abi perişan olduk. Ya gerçekten yolların durumu kilit. Hani altyapımızın ne kadar dayanıksız olduğu burada da belli oldu. Şuradan beri 5 tane 6 tane araba ittik. Hani gerçekten yollar kilit olduğu için biz de metrobüse binemiyoruz. Gerçekten perişan haldeyiz. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Bedava yapsınlar metrobüsleri. Bugün bedava yapsınlar. Şu insanların haline bak şu insanların. Belediyenin yapması gerekeni biz yapıyoruz.
bırakırsan. Evet, 2016'dan sonra herhalde en yoğun karı bu sene yaşadık. Yürüyerek geldik. Servisler gitmedi. Herkes yürüyor. Patronlar sağ olsun bizi erken salmadılar. Yürüdük böyle. Biraz tedbirler yetersizlik kaldı. Neler diyeceksiniz? Aynen, her zamanki gibi İstanbul her zaman bu sıkıntıyı her zaman yaşıyor. Uyarıları almalarına rağmen bu her zaman yaşanıyor yani. İstanbul'da genellikle. Evet evet, evet. Çok teşekkürler. Çok sağ ol efendim. Teşekkür ederim. Karın keyfini çıkarıyoruz. Meydan evet, bize kaldı. Şimdi kardan yapacağız. Kardan adam yapacağız. Kar oynayacağız. Kar topu savaşı yapacağız. Gençlik ne diyeceksiniz? Beğendiniz mi karı?